Değerli izleyenler, sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Melih Bulut. Melih Hocam, Türkmani'nin değerli yazarı, analizleriyle, yorumlarıyla sağ olsun çok güzel katkılarda bulunuyor. Bu vesileyle çok teşekkür ederim Melih Hocamıza. Şimdi Melih Hoca, Profesör Doktor Melih Bulut çocuk cerrahisi profesörü. Çok yıllarca iyi bir hekimlik yaptı, yöneticilik yaptı. Hastanelerde başhekimlik görevlerinde bulundu. Genel koordinatörlük yaptı. Son yıllarda da emeklilik döneminde de bir sağlık aktivisti olarak inanılmaz bir çaba gösteriyor. Televizyon programları, YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da çok paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyayı çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Sağlıkta yapay zeka topluluğunun öncülerinden, kurucularından. Sağlıkta inovasyon konusunda yoğun çalışmaları yapıyor. Yaşlılık meselesiyle çok ilgileniyor. Yani Melih Hocamız emekli oldu ama durmak yok, yola devam diyor. Melih Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kazım Bey. Nasılsınız, iyi misiniz Melih Hocam? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sayenizde Türkomani yazarı oldum ben de. Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ederim. Ailemize katıldığınız için ben de yürekten teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sağ olun. Size sağ olun. Melih Hocam, o zaman başlayalım söyleşimize. Şimdi sağlıkta yapay zeka meselesi çok tartışılıyor gündemde. Siz de bu konuyla çok yoğun bir şekilde ilgileniyorsunuz. Birçok yazılarınızla, programlarla bu konuyla ilgili detaylı analizler yapıyorsunuz. Ben önce şöyle sorayım. Sizi bu yapay zeka meselesine yönelten şey ne oldu? Yani nereden ilham aldınız? Çok güzel, teşekkür ederim. Tam 2 yıl önceydi Kazım Bey. Cem Say bir kitap çıkarmıştı, 50 Soruda Yapay Zeka diye ve okudum o kitap çok yoğun bir ilgi görmüştü. Sosyal medyada da çok paylaşım oluyordu. Profesör Doktor Türker Kılıç geçen yılda bilim ödülünü vermiştik. Evet. Derginiz, siz evet. Biliyorsunuz birlikte evet. Gitmiştik kutlamaya. Bir baktım Türker Bey bir toplantı ilan etti Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Yapay zeka paneli. Kendisi konuşacak, Cem Say ve Tanol Türkoğlu. Ben de o konuşmaya gittim. Tam 2 yıl oluyor. 9 Ocak'tır günü de ezberimde. Çünkü doğum günüm. Resmi doğum günüm yani. Neyse, o genel yapay zeka konuşmasıydı. O konferansa gittim. Benim gibi sağlıkçı olan 9-10 arkadaşım daha vardı. Konuya ilgi duyan. Ve biz o konferans bittikten sonra hep beraber oturduk, bir çay içtik. Bu çok güzel bir hikaye ve o çay içme sırasında sağlıkta yapay zeka topluluğunu adeta kurmuş olduk. Ve yani bir kitap okudum, hayatım değişti, bir çay içtim. Evet, öyle. Çünkü orada izlediğim benim, ya bu sağlıkta çok önemli bir şey, çok büyük bir dönüşüme yol açabilir ampulü yaktı bende. Yoksa ben yapay zekadan, yani işin matematiğinden, yazılımından, kodlamasından hiç anlayan birisi değilim. Hala da anlamıyorum zaten. Ama bu büyük dönüştürücü potansiyelini gördüm ve şu anda hakikaten bunu her şekilde hissediyorum ve gençler de hissediyor Kazım Bey. Bakınız, ben haftada en az, sizin işaret ettiğiniz gibi, en az 2-3 bu konuda konuşma yapıyorum. En son yaptığım konuşmalardan birisi, bunu çok örnek olarak gösteriyorum. Aydın Üniversitesi ebelik bölümü öğrencilerine ben sağlıkta yapay zeka anlattım. Bakın, ebelik öğrencileri yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu görmüşler. Hocalarıyla beraber beni izlediler ve 2 saat boyunca ilgi hiç azalmadan bu devam etti. Pazar günü Karadeniz Tıp Fakültesi öğrencilerine konuşma yapacağım. Pazartesi günü başka bir grup öğrenci arkadaşımıza, genç arkadaşımıza konuşma yapacağım. Yani bu çok büyük bir dönüştürücü güç olarak yapay zeka geliyor. Bizim alanımızda çok fazla kullanım yeri var. Sevgili hocam, şimdi 2 sene öncesinden bahsettiniz. Cem Say'ın hocamızın çok kıymetli kitabı. Ben de okudum. Çok da faydalandım. Fakat her ne kadar son yıllarda konuşuluyor ise de bu pandemi sürecinde daha çok gündeme geldi yapay zeka meselesi. Çok güzel. Biz topluluk oluşur oluşmaz hemen Nisan ayında bir zirve yaptık. Sonra da bu kitabı yazdık. Sağlık bilimlerinde yapay zeka. Bayağı hacimli bir kitap. Hikayesi bunun da şöyle. Bu zirveye hazırlanırken ve kitabı hazırlanırken zannediyorduk ki biz işte etrafımızdaki 10-15 kişiyiz yani.
Hatta bu zirveye 1200 kişi katıldı. 100 kadarı da bunun sağlığın önde gelen insanlarıydı. Kanaat önderleri, dernek başkanları ve orada ben fark ettim yani bu ilgiyi. Ve kitabı yazarken de şunu tespit ettik. Aslında Türkiye'de sağlıkta yapay zeka ile ilgilenen çok insan var. Hoca düzeyinde, araştırıcı düzeyinde yıllarını bu işe emek vermiş insanlar var. Ama bu insanlar birbiriyle çok organik bir bağ içinde değillerdi. Çok birbirlerini tanımıyorlardı. Şimdi çok güzel işaret ettiniz. Pandemi birdenbire eski bildiğimiz usul hekimlik ya da sağlık uygulamasını geçersiz kıldı. Hastanelere gidemez olduk. Doktorumuza ulaşamaz olduk. İşte birçok virüs yani yeni bu hastalık birçok yepyeni tablolarla karşımıza çıktı. Ve birdenbire bütün herkes en bu işe dirençli olanlar dahil dijital sağlık teknolojileri dediğimiz işte yapay zeka, biyoteknoloji, teletıp, robotlar, işte nanoteknoloji, sensörler, işte DNA, mutasyon, virüs bunları konuşur hale geldi. Ve tabii yapay zekanın ve sağlık, dijital sağlık teknolojileri özellikle Çin, Asya tarafında çok yoğun bir şekilde salgın için kullanıldı bunlar. Ve bunlar rüştünü ispatladı. Zaten bir de çok önemli bir bilgi vereyim. Bu Moderna ve işte BioNTech, Uğur Şahin'le Özlem Hanım'ın geliştirdikleri, grubun geliştirdiği aşının dizaynında da yapay zeka kullandılar. Ne kadar ilginç. Evet, bu çok konuşulmuyor şu anda. İşte herkes tabii can derdinde, hep aşı olmak, işte aşı büyük bir olay. Ama yapay zeka olmasaydı belki biz bu kadar etkin, çünkü mucizevi bir etkinlik var aslında ararsanız, çok yüksek bir etkinlik. Ve ben bu işin uzmanı olan bilim insanı, çok güvendiğim arkadaşlarıma sorduğumda onlardan aldığım yanıt şu: hocam bu çok güzel dizayn edilmiş. Ya değil mi? Dediler. Yani bu virüsün yumruğumla göstereceğim o mızrak ya da spike proteini var. Onu çok güzel kavrayan bir aşı. mRNA aşıları için evet, konuşuyorum. Tabii bu çok hakikaten sağlıkta yapay zeka içinde çok güzel bir şey. Ne kadar gelişime açık olduğunu gösterdi. Keza ilaç çalışmaları. Yani bu virüs çok işte vücuda giriyor. Girdikten itibaren yarattığı bir takım reaksiyonlar var. Yaptığı reaksiyonlar var. Hücreye nasıl giriyor, hücreyi nasıl etkiliyor? İşte hangi mekanizmalarla akciğerde zatüre yapıyor ya da damarları tutuyor? Tabii bilim insanları hemen bunlara baktılar ve tarama yaptılar. Şu anda elimizde binlerce ilaç var. Bu ilaçlar eskiden yani çeşitli hastalıklar için, tedavi için planlanmış ya da dizayn edilmiş ilaçlar. Şimdi bunları oturdular yapay zekayı kullanarak çok yoğun bir şekilde. Acaba virüsün hangi hastalık evresinde bunlardan hangisini kullanabiliriz diye çalışmalar yaptılar. Bu tabii çok kıymetli bir şey. Yani bir ilacın tarif edildiği ya da keşfedildiği alandan farklı bir alanda kullanılması. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim izleyicilerimize. Viagra böyle bulunmuştur. Allah. Evet, evet. Viagra evet, aslında işte kalp hastalıkları için, başka hastalıklar evet, için araştırma yapılırken bunun yan etki olarak abi baktılar bu ereksiyon yapıyor. Yani ereksiyon evet, problemini ortadan kaldırıyor. Ama Viagra bir anda işte bütün dünyanın konuştuğu ve çok kullanılan bir ilaç haline geldi. Böyle durumlar şimdi bilerek ve isteyerek yapılıyor yapay zeka yardımıyla. Onun için yapay zekanın salgında hakikaten işaret ettiğiniz gibi çok gündeme gelmesinin bir nedeni de bu. Çok evet, yoğun kullanılıyor. Peki Melih Hocam, pandemi ile başladık. Şöyle, şimdi testler yapılıyor, PCR testleri yapılıyor. İşte bu iki gün, üç güne yayılıyordu. İnsanlar bekliyordu. Buradan sorayım. Mesela yapay zeka bu test süresini saniyelere indirebiliyor mu? Şu anda doğrudan yapay zeka kullanarak yani bir test yapay zeka kullanıyor ve saniyelere indiriyor diyemeyiz. Testler anlamında yani bu kan testleri diyelim buna daha kısaca.
Ama bu testlerin geliştirilmesinde yapay zeka kullanılıyor. Ya da yapay zeka benzeri yani bir takım teknikler, bilimsel yöntemler kullanılıyor. Mesela bioinformatik dediğimiz dal böyle bir dal. Yani virüsün genomu 10 gün içinde çözüldü biliyorsunuz. Bu evet, virüsün doğru. Ve bunu Çinli bilim insanları çözdüler ve hemen dünyayla paylaştılar. Veya işte bu mutasyonlar tespit ediliyor. Şimdi bunların hepsinin altında aslında dijital teknolojiler yatıyor. Yani biz dijital sağlık deyince geniş bir alandan söz ediyoruz. Burada da bilişim ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanında kullanılması. O zaman biyoteknoloji de biraz bu işin içine giriyor. Yani burada sınırları çok kolay ayıramıyoruz artık eskiden olduğu gibi. Yakınsama konverjans deniyor buna. Ama şu var, mesela bu hepimizin bildiği, öğrendiği gibi artık en kötü etkisini akciğerlerde gösteriyor ve zatüre yapıyor. Evet. Şimdi ve birçok şeyde hasta da testleri negatif olmasına rağmen tomografi bulgularıyla bunlara şey kondu, teşhis kondu. Bizim hemen Türk mühendis arkadaşlarımız da gruplarımız vardı. Mesela EKG üzerine çalışan Notrino Research diye bir grubumuz vardı. Beni aradı Çağın Bey, dedi ki hocam ben bir yapay zeka geliştirdim. Böylelikle COVID-19 zatürresini çok kolaylıkla teşhis edebiliyoruz. Yani bunu Türk insanları da, Türk bilim insanları, inovasyoncu arkadaşlarımız, girişimcilerimiz bunu geliştirebildiler. Yapay zeka özetle teşhiste de, tedavide de bize çok büyük alan sağlıyor. Zaten benim onu, yapay zekayı çok büyük dönüştürücü olarak tanımlamamın sebebi de bu. Yani sadece mesela mikroskop sadece teşhiste size evet, yardım eder. Evet. Hani tedavide sadece tedavinin takibinde yardım eder. Ama yapay zeka öyle değil. Yani hem teşhiste hem tedavide hem de korumada, yani sağlığın, tıbbın bütün alanlarında etkin bir yöntem. Onun için çok önemli, üstünde duruyorum. Evet. Melih Hocam, siz de bahsettiniz. Benim de birçok yakın dostum test yaptırdı, negatif çıkıyor. Bir daha test yaptırdı, gene negatif çıktı. Fakat diyor ki ateşim var, terliyorum, nefes alamıyorum, öksürüyorum. Yani belirtiler var. Fakat test yaptı. Ancak bilgisayarlı tomografiyle bu anlaşılabildi. İşte tam bu noktada belki yapay zeka bu karmaşık durumu çok daha basit ve belirgin hale getirebiliyor, değil mi? Burada da evet, evet, evet. Yani test konusunda tabii bizim hani Türkiye, yani Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlık Otoritesi çok büyük bir hata yaptı. Çok uyardık. Yani bu testler yanlış, tek yerde yapılması yanlış vesaire. Ama neyse, sonuçta yanlıştan dönüldü. Şimdi çok ilginç testler Türkiye'de de, yani çok basit yöntemlerle tükrükten, işte başka şekilde bunun alınması da zor, PCR testinin. Bu testlerin gündeme geleceğini görüyoruz. Yani tabii salgınlar insanlığa, tıbba her zaman çok şey öğretmiştir. Çok büyük dersler vermiştir. Bu da öyle oluyor. Bir sıçrama yaptı bilim açıkçası. Ve bu sıçramayla işte mesela mRNA aşıları, bu yepyeni bir teknoloji. Şimdi kanserde geçen günlerde gördük. MS dediğimiz multiple skleroz hastalığında, ki berbat bir hastalıktır. Yani henüz bir çaresi yok. İşte yavaşlatabiliyoruz ancak elimizdeki olanaklarla. Buna bile çare olabilecek bir teknoloji. Onun için çok öğretici bir salgın. Testlerde de işaret ettiğim gibi Türk girişimcileri, Türk bilim insanlarının geliştirdiği çok yepyeni testleri duyacağız yakın bir gelecekte. İnşallah. Melih Hocam, şimdi son bir yıldır, işte geçen sene Çin'de Aralık ayının ortasıydı, ortaya çıktı. Bizde de Mart ayından itibaren biz bu durumu yaşamaya başladık. Şimdi o tarihten bu yana kronik hastalıkları olan bazı vatandaşlarımız hastaneye giderim, virüs kaparım endişesiyle gitmiyor. Ve hem yurt dışında, Avrupa'da, başka ülkelerde böyle hastaların bazılarının hayatını kaybettiği yönünde haberler geliyor. Şimdi
Yapay zeka bu noktada nasıl bir rol oynayabilir, ne yapabilir? Bu konuda bir değerlendirme yapar mısın? Şimdi tabii yapay zeka bir kere çok önemli bir teşhis aracı olarak hızla yükseliyor. Yani meme kanserinde işte olsun, beyin tümörlerinde birçok alanda. Fakat henüz rutin kullanıma girmiş değil. Yani dijital sağlık teknolojilerini de Türkiye'de de bizim hastanelerimiz, özellikle özel hastanelerimiz hızla devreye soktular. Devlette de bu yönde, devlet hastanelerinde de bu yönde çalışmalar olduğunu biliyorum. Ama yetmiyor. Ben buradan şunu işaret etmek istiyorum. Yani şu anda özellikle bilhassa özel hastaneler henüz ilk salgın, ilk atakta, yani Mart, Nisan, Mayıs aylarında herkes pandemi hastanesi oldu. Ama şu anda pek çok hastane pandemi hastanesi değil. Ve kanser gibi, kalp hastalıkları gibi hastalıklarda fark alınmıyor. Yani buralara hastalarımız gönül rahatlığıyla gidebilirler. Tedavilerini aksatmasınlar. O kadar da korkulacak bir durum değil. Kurumlara ben gidiyorum, hastanelere çeşitli vesilelerle. Çok güzel tedbirler alınmış durumda. Artık hastalığın nasıl bulaştığını çok iyi biliyoruz. Yani COVID polikliniklere ayrıldı. Buna bakılan servisler ayrıldı. Yani önerim korkmasınlar. Aşı da yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı özellikle sağlıkçılara. Tedavi aksatmak çok daha büyük sorunlara neden oluyor. Haklısınız ama eskisi kadar, yani o ilk atak kadar şey durumda değiliz. Bu tekrardan kapanmada faydalı olmuşa benziyor. Ha tabii, yani basit bir sıkıntı için gidilmesin ama hala biz hekimin, hemşirenin, sağlıkçının, ben mesela haftada 2-3 gün fizik tedavi oluyorum. Ama o fizik tedavi olduğum klinikte çok güzel tedbirler alınmış vaziyette. Fizyoterapistlerimiz çok özenli, doktorumuz çok özenli. Havalandırma çok mükemmel ve çok rahatlıkla oluyorum. Yani yapay zeka sağlıkçının şefkatli elini maalesef hala oradan çok uzaktayız. Öyle bir şey hiçbir zaman da olmayacak. Yapay zeka ile sağlıkçı bir arada çalıştığı zaman çok etkin oluyor. Hasta, yani çok teşhiste de tedavide de çok önemli mesafe alınıyor. Ama birçok durum doğru. İçinde mesela spermiyogram çok tatsız bir şeydir. Bebeği olmayan çiftlerde erkeklerden sperm alıyoruz, bakıyoruz nedir ne değildir diye. Bunun artık evde yapılması yapay zeka sayesinde mümkün. Yani birçok böyle nokta rutine girmiş değil ama çok kısa bir süre sonra da rutine girecek. Birçok uygulamayla hastaneye gitmeden, gerek olmadan hastaneye gidişe altından kalkılacağına inanıyorum. Ama bir taraftan da tekrar vurguluyorum. Gerçekten sorunu olan hastalarımız araştırarak, sorarak çok rahatlıkla doktorlarını, hastanelerini, sağlık şeylerini ziyaret edebilirler. Evet. Melih Hocam, şimdi 70'lerde, 80'lerde, hatta 90'ların belli bir dönemine kadar bazı ameliyatlar için günlerce hastanede yatmak gerekiyordu. Kan kayıpları çok ağırdı. Ölüm ihtimali çok yüksekti. Fakat aradan geçen yıllarda sağlık sektöründe geliştirilen teknolojilerle ameliyatların süresi 8-10 saatlerden 1 saati yarım saate indi. Kan kayıpları azaldı. Kesi alanları çok azaldı. Mesela laparoskopik yöntemlerle küçük bir delik açmak suretiyle operasyonları yapılır hale geldi. Şimdi yapay zeka nasıl değişiklikler, operasyonları nasıl değiştirecek? Diğer teşhisleri nasıl geliştirecek? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii şöyle bir durum var. Özellikle yapay zeka, 5G telefon, 5G teknolojisi ve kuantum bilgisayarlar ile çok daha büyük bir devrim geleceğini öngörüyoruz. Yani 5G binlerce kilometre mesafede saliselerle ifade edilen bir farkla iletişim yaratacak. Yani bugün ben buradan oturup Çin'deki bir çocuğu ameliyat edebileceğim. Yani bir konsol, bilgisayarın başına oturacağım, konsola bile lüzum yok. Orada robotik cerrahiyle ve tabii bunların bütün etaplarında yapay zeka kullanılacak. Bunlar hep birlikte kullanılacak şeyler. Tek başına yapay zekanın yapacağı iş değil. Mesela yapay zeka kullanılarak Çin'de hem de 1-2 yıl önce bir diş implantı gerçekleştirildi.
Benim ağzımda diş implantı var. Çok şanslıyım ben. Çok iyi diş hekimlerine düştüm. Ama her zaman bu böyle olmuyor. Olmuyor. Ve hekim arkadaşlarım, cerrah arkadaşlarımla bunu konuşurken de fark ettim, yaparlarken de. Aslında bunu yapay zeka, hele bir hekimin kontrolünde çok mükemmel yapabilir. Yani çünkü açıyı hesaplayacak, kemiğin açısını, damarları nereden geçtiğini tomografiden görecek vesaire. Yani burada nitekim diş hekimi öğrencileri beni arıyor, yapay zekaya meraklı. Onları ben yönlendiriyorum. Yani diş hekimliğinde de yapay zekanın gelişeceğine hiçbir şüphe yok. Bu robotik cerrahi dediğimiz, sizin işaret ettiğiniz gibi. Mesela karnı biz eskiden, hani göstermek gibi olmasın, veya göz kalp ameliyatı örnek verelim. Yani buradan buraya kadar açardık. Bu şimdi sadece cildi kesmiyorsunuz. En kolay cildi kesmek. Onun altında kemik var. Koskoca kemik. Bunu açıyorsunuz. Ondan sonra işte akciğer zarını açıyorsunuz falan. Zaten onu açmak 1 saat sürüyor. Kapamak bir saat daha. Şimdi öyle değil. 2 tane delikten, 3-4 tane delikten giriyorsunuz. Mesela çocuk cerrahı arkadaşlarım benim, yemek borusunun gelişmediği bebekler var. En zor, dünyanın en zor ameliyatlarından biri. Sadece görerek, açmadan çocuğun göğsünü, hiçbir yerini robotik cerrahi kullanarak bu yemek borusu tamiratını yapabiliyorlar. Bu muhteşem bir olay. Muhteşem bir şey. Yani muhteşem bir olay. Düşünebiliyor musunuz? Siz buradasınız ve hastalar uzakta. Şimdi yarın öbür gün bu teknikler ucuzlayacak da, bunlar şimdi pahalı ama hiç şüphe yok ucuzlayacak. Mesela buradan bir cerrah oturacak, Afrika'daki bütün böyle bebekleri ameliyat ediverecek. Ha, bakım için, yine bakım için tabii hemşire gerekecek, doktor gerekecek, o ayrı, ama hakikaten bir devrim geliyor ve bunun nelere gebe olacağını kestirmemiz zor. Şöyle ifade ediyoruz Kazım Bey, sağlıkta yapay zeka hayal gücünüzle sınırlı. Ya hayal Yani edebildiğiniz kadar halidir. evet, hayal gücünüzle sınırlı. Mesela bir genç profesörümüz var, Türk, Aydoğan Özcan. Bu da benim Nobel adaylarımdan birisi ileride. Aydoğan Bey Kaliforniya'da, oradaki üniversitelerde çalışıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Gölgelerden sizi yaratıyor. Sizin gölgenizden sizi yaratıyor. Sizin mesela patoloji alırız değil mi? Numune. Hastanız, yakınınız ameliyata girdi. Sonuç ne zaman çıkacak? Ya benim kızımdan, hem de özel hastanede, şuradan uyduruk bir kemik parçası alındı. 15 gün sonra çıktı netice. 15 gün. Herkes hop oturuyor, hop kalkıyor. Kanser mi, iyi huylu mu, kötü huylu mu diye. Halbuki Aydoğan Bey'in geliştirdiği teknolojiyle parçayı alıyorsunuz, kesiyorsunuz hemen. Gölgeler çıkıyor. Hücreler gölge şeklinde gözüküyor. Aydoğan Bey onu yapay zekaya koyuyor. Tabii derin öğrenme, çok gelişmiş bir teknoloji var orada artık. Ve aynı bizim alıştığımız patoloji mikroskopik preparatı gibi. Bakıyorsunuz orada, cam gibi aynısı gözüküyor. Ya şimdi bu müthiş bir şey. Muhteşem. Sizin tomografi bulgunuz, tomografinizi ben veriyorum Doktor Nevit Dinmen'e. Nevit Dinmen sizi işte Kazım Bey olarak benim karşıma getiriyor. Yani şimdi bu Evet. müthiş bir şey. Yani bunu hakikaten bundan korkana veya işte ya bu biz gelecek, şu olacak, bu olacak diyene ben şaşıyorum. Bu bir devrim. Bunu ne kadar erken öğrenirse meslektaşlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız ve benimserlerse, ufuklarını geniş tutarlarsa, o kadar meslek hayatları da güzel olur. Hakikaten büyük bir devrimin habercisi bunlar. Harika, muhteşem haberler. Yapay zeka şu anda sağlık alanında hangi daha çok, yoğun olarak daha çok hangi hastalıklarla ilgili kullanılıyor Meli Hocam? En büyük şey radyolojide. Yani radyolojide zaten radyologlar da, bizim radyologlarımız da bu konuda çok iyiler. Mesela Şubat ayında çok muhteşem bir kongre yapacağız. Geçen sene ilkini yapmıştık. Derin yapay zeka, radyolojide yapay zeka kongresi. Şimdiden çok iyi geçeceğine eminiz. İlk şeyi, yani en büyük kullanım alanı radyolojide buldu. Çünkü tomografide ya da MR dediğimiz teknikte ya da bildiğimiz yöntemlerle elde edilen görüntüleri yapay zekaya eğitiyorsunuz. Yapay zeka onu bir daha
önüne benzer bir görüntü geldiğinde çok iyi teşhis ediyor. Ya evet diyor, bak burada akciğer kanseri var. Ya da diyor ki yok, bu iyi huylu. Mamografide keza öyle. Yani meme hadiselerinde, beyin tümörlerinde. Yani en büyük kullanım alanını radyolojide buldu. Sonra patolojide, dermatolojide, yani deri hastalıklarında bir bende çok var. Sağımda solumda benler var. Şimdi bu beni gösteriyorsunuz yapay zeka. Diyor ki evet, bunda kanser olma ihtimali var. Ya da diyor ki yok, bunda ihtimal yok ama sen yine de 5 sene sonra kontrol yapalım. Burada yani dermatoloji, yani ilk önce ilk şeyde hakikaten en görünen lezyonlar. Çünkü bunları makineyi neyle eğitirseniz size o sonucu veriyor. Bir başka çok önemli kullanım alanı var. Şeker hastalarında gördüğümüz bu körlüğe neden olan diyabetik retinopati dediğimiz gözün A tabakasındaki kanamalar, ödem vesaire. Şimdi bunların tespiti için göz doktoruna gitmeniz lazım. 3 ayda bir göz doktoruna gideceksiniz. Bakınız Kazım Bey, Türkiye'de değil mi, ne kadar iyi bir doktor şeyimiz var elimizde. Evet. Evet. Ama bütün göz doktorları seferber olsa şu anda mevcut şeker hastalarının göz takibini yapamıyor. Mümkün değil, sayı yetmiyor, yani zaman yetmiyor. Evet. Halbuki yapay zeka bunu doktor kadar iyi bir şekilde yapıyor. Diyor ki ha ya sende ilerleme yok. Sen devam et, 3 ay sonra gel tekrar. Yani birisi çekiyor, teknisyen onun fotoğrafını çekiyor, tomografisini alıyor. Yapay zeka bunu mükemmel bir şekilde değerlendirebiliyor. Yani bu çok önemli bir alan. Bir başka alan, hiç aklınıza gelmeyebilir, psikiyatri. Çok ilginç. Şimdi psikiyatri, evet, psikiyatride en büyük problem depresyon ve intihar riskidir. Yani belki hepimiz hayatımızda en az bir kere depresyona girmişizdir. Yani işte aşık olunca, evet, dersten kalınca, bilmem ne, o işler kötüye gidince falan. Şimdi intihar riskini ayırt etmek çok önemli. Depresyon tanısını koymak da önemli. Yapay zeka bunu doktorlardan iki kat daha doğru biliyor. Ve bunu bizim arkadaşlar da geliştirdi yani. Ve neredeyse rutin kullanıma girmek üzere. Psikiyatride çok geniş bir kullanım alanı var. Çok ilginç bir şey, geçenlerde bir bilgi, daha henüz ilan edilmedi ama burada paylaşayım kısmen. Bu serebral palsi dediğimiz doğumda kordon dolanması nedeniyle sakat doğan bebekler var. Bariz kordon dolanmalarını erken teşhis ediyoruz. Yani anlıyoruz ya, evet, yani bu çocukta kordon dolandı, işte bu problem olacak, işte ona göre bir tedavi yöntemi izliyoruz. Ama bazısı o kadar bariz olmuyor. Çoğunluğu da böyle maalesef. Bunlar ancak bebek gelişimini çok yakın takip ederseniz teşhis edebiliyorsunuz. Şimdi 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir fizik tedavi profesörü hocamız takmış kafayı buna ve bir takım arkadaşlarla, etrafında yazılımcı arkadaşlarla bunu erken teşhis eden yapay zeka geliştirmiş. Yani bir hayal kurmuş, o hayali olur mu olmaz mı diye bakmış, arkadaşlarına danışmış, ekip oluşturmuş ve hakikaten bu bize sadece bu bebeklerde değil, bebeklerin normal gelişimiyle ilgili de muazzam bilgi verecek. Çünkü şimdiye kadarki bilgilerimiz ilkel. Yani çok on binlerce bebeğe dayanmıyor. Şimdi yapay zekanın burada bir başka özelliğini görüyoruz. Bir doktor mesela akciğer tomografisine kaç tane tomografiye bakabilir ki bir doktor günde? Yani sınırlı. Evet. 100 tane baksın. Hadi süper doktor. Ben mesela süper doktor olarak hiç unutmuyorum. Bir internim Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nde çocuk nöbetinde 100 hastaya baktım. Acildi. 100 hastaya mükemmel şekilde baktım. 6 tane menenjit yatırdım. İşte hepsine gerekli tetkikleri yaptım falan ama gece saat 12 olduğunda bitmiştim. Ben tükenmiştim. Elimi kaldıracak halim kalmamıştı. Şimdi sınırlıyız yani insan, evet, olarak. Yapay zeka sınırlı değil. Ver yapay zekaya, binlerce hastanın tomografisine bakıversin. Onun için hakikaten hiç umulmadık alanlarda yapay zeka yarar sağlıyor. Son bir şey söyleyeyim. Mesela bu ebe arkadaşlara konuşma yapacağım zaman, ya kadın doğumda acaba nerede kullanılır falan diye baktım. Mesela çok güzel gebelik
ve şeker hastalığı. Hani Canan Karatay da bir ara evet, çok evet. şey olmuştu ya, yanlışlara evet. sevk etti toplumu. Yani bir 8 tane soruluk basit bir algoritmayla, basit bir çok basit bir yapay zeka uygulamasıyla bunu tespit ediyorsunuz. Yani ne olup olmayacağını. Onun için yapay zekanın girmeyeceği tıp alanı yok. Şimdi Melih Hocam, internet dünyada bir devrim yarattı. İnsanlık tarihinin en büyük devrimlerinden bir tanesi. Yapay zeka bu devrimin de devrimini yaptı. Yani şu anda yepyeni bir alan açılıyor, ufuklar açıyor insanlık için. Şimdi biraz önce Afrika örneğini verdin, son derece ilginç. İşte Amerika'daki bir hekim, Türkiye'deki bir hekim, ne bileyim hekime kolay erişemeyen bölgeler var. Afrika ülkeleri gibi yahut da doğuda başka ülkeler gibi. İşte bu noktada belki de hekimlerin o hani son dönemlerde sağlık harcamalarına ayrılan kaynaklar çok arttı. Milyonlarca insan sağlık hizmetini alamıyor. Bu noktada da insancıl da bir şey devreye giriyor. Yani burada hekimlerin de aynı zamanda daha olaya farklı bakmaları gerekmez mi? Yanlış hatırlamıyorsam sizin bir paylaşımınızda Hipokrat yemini unutuldu gibi bir paylaşımınız olmuştu. Acaba bilim insanları, hekimler bu noktada biraz daha sorumlu davranamaz mı? Daha insancıl yaklaşamaz mı? Bu konuda ne yapmak lazım? Çok teşekkür ederim. Tabii siz hep insancıllık yönünden baktığınız için algıda seçiciliğiniz var. Hakikaten öyle. Yani bugün bizim yani tıbbın, sağlığın önde gelen insanlar olarak en önemli meselemizin sağlığa ulaşamayan insanlar var. Yani şimdi Amerika'da işte Covid'den Türkiye'de de en fazla zarar gören kimler? Belli. Yani düşük gelir grupları, işte kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bu böyledir. Savaş olur yine onlar etkilenir. Şimdi burada bizim bir vazifemizin sağlığa erişemeyen toplumlara, topluluklara, insan gruplarına, insanlara bunu götürmek olduğuna inanıyorum ben. Şimdi yapay zeka bunu sağlayacağı için de çok anlamlı buluyorum. Ve başka bir araç da şu ana kadar tarif edilmiş değil. Yani ikinci bir Melih Bulut'u klonlamak, işte hala klonlayamıyoruz. Ama benim bildiklerimi adeta bir makineye öğreterek beni sanki klonlanmış gibi, en azından yani bu gözden verdiğim örnek gibi, ya bunu doktor görsün, hayır bunu doktorun görmesine gerek yok gibi. Şimdi Afrika'nın pek çok ülkesinde eczacı yok. Yani doktor var diyelim, malzeme götürüyorsunuz ama ilaç götürüyorsunuz, o ilacı doğru dürüst hastaya, kuruma ulaştıracak eczacı yok. Mesela eczacının sağlık zincirinde ne kadar önemli olduğunu ben Afrika'dan biliyorum. Çünkü kızım Afrika'ya yardım yapan bir kurumda çalışıyor yurt dışında ve çektikleri sıkıntıları görüyorum. Yani satın almacı, işi bilen satın almacı yok Afrika'da. Şimdi ülkeye yardım yapacaklar, para var. Ya para var, malzeme var ama bunları alıp sağlıklı bir şekilde ülkeye götürecek, gitmesini sağlayacak, dağıtımını sağlayacak, mekanizmayı kuracak insanlar yok. Şimdi bunlar hep tabii yapay zekadan beklentilerimiz. Bu ucuzlatmayla ilgili de çok güzel bir vurgu oldu sizinki. Sağlık hizmeti çok pahalı. Yani adam, hepimiz biliyoruz başımıza gelince. Ben bile korkuyorum yani. Gittim dünyanın parasını verdim, sağlık sigortası yaptırdım. Neden? Çünkü hastaneye düştüğünüzde kimse gözünüzün yaşına bakmıyor. Kimse ya Melih Hoca gelmiş demiyor. Ver bakalım şunun parasını diyor. Çünkü onlar da haklı. Dolarla satın alıyorlar her şeyi. İnsan gücü pahalı, insan kaynağı pahalı vesaire. Burada yapay zekanın bu ucuzlatmayı da getirmesini bekliyoruz. Şimdiye kadar sağlıkta teknoloji hep hizmeti pahalılaştırdı. Yani ve çok artık bu, tam tersine gelişmeye neden oldu. Evet, yani bu artık kabul edilebilir bir durum değil ve bunu mutlaka geri çevirmemiz lazım. Siz biliyorsunuz yani Türkomani, yani evet, teknoloji evet. girdiği bütün sektörlerde ucuzluk yaratır. Tekstilde evet. öyle oldu. Aynen. Değil mi? Her alanda öyle. Ama sağlıkta pahalılık yarattı. Bunu yapay zekayla kırmamız lazım. Yani bir beklentimiz de doğrusu bu. Bir de etik meselesi de burada çok önemli Melih Hocam. Siz konuya dönemi o yüzden sordum. Yani yine bir konuşmanızda çok para kazanmak isteyen hekim olmasın şeklinde bir ifadeniz olmuştu. Son derece anlamlı buluyorum, yerinde buluyorum. Çünkü tamamen her şeyin parayla ölçülebildiği bir dönemi yaşıyoruz ne yazık ki. Halbuki hekim dediğimiz kişi can kurtaran, can kurtarmak üzere işe soyunan kişi demektir. O anlamda da bu yapay zekayla hekimlerin bir kardeşlik içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu insanlığın yararına kullanacak şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sordum. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu özellikle son 40 yıldır
yaşadığımız ortam, neoliberalizmin ortaya getirdiği ortam, hekimlerde bilhassa böyle bir şey yarattı. Yani bunu çok eleştiriyorum. Mazur, yani haklı gösterecek tarafı yok. Özeniyorlar diyorum. Çünkü işte toplumun en zeki, en iyi öğrencileri hekim oluyorlar. Genellikle en zengin kesimden de gelen insanlar değil bunlar. Alt kademelerden de gelebiliyorlar ve böyle bir arzu olabiliyor. Ama belli bir seviyenin üstünde, yani bu memlekette açlıktan, sefaletten ölen hekim yok. Yani tarihin hiçbir döneminde yok. Hele Cumhuriyet döneminde hiçbir yok. Yani biz tamam çok iyi ücretlendirilmedik zaman zaman. Çok haksızlığa uğradık. Şimdi şiddet diye bir problem var. Hak ettikleri mesela şu anda hükümet ek ödemeleri yapmıyor. Şehit kabul edilmiyor. Meslek hastalığı kabul edilmiyor COVID. Tamam, bütün bunları ben de çok eleştiriyorum ama sonuçta bu millet hekimine şey yapmaz. Yani tutup da insanı soymanın manası yok. Hakikaten bizim artık sadece hekimlerin değil bütün toplumunda sade ve sakin yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hekimin villada oturmak hakkıdır ama ya zaten çalışmaktan gözünü alamaz ki hekim. Yani 24 saat çalışıyoruz işte, şimdi bile çalışıyoruz, emek veriyoruz. Onun için kızıyorum ben böyle ama bunu şunu ifade edeyim, bu bir azınlık. Yani Türkiye'de çok büyük bir hekim kesimi, sağlıkçılarımızın çok büyük bir kesimi fedakardır. Öyle para pula pek bakmaz. Nadiren böyle şeyler oluyor ama yine de işte çürük elmalar her meslekte olduğu gibi bizim aramızda da maalesef var. Bu o kadar önemli ki Melih Hocam. Şimdi robotlar dedik, insansız robotlar geliyor. Yapay zeka var. Yapay zekanın insanlık için açtığı ufuklar var. Fakat yapay zekanın insanın yerini tutması da mümkün değil. Şimdi bir hekim düşünün, hasta hekimin bir şefkatini hissetmek ister, eline dokunmasını ister, konuşmasını ister, gözlerinin içine bakmasını ister. Dolayısıyla tamamen paraya odaklanmış bir hekimin o şefkati vermesi de mümkün değil. O açıdan söyledim, son derece güzel bir noktaya değindiniz. Endişe duyulan bir konu da şu, eyvah bu robotlar, bu yapay zeka bir gün bizi esir edecek, bizim hayatımızı zindana çevirecek şeklinde korkular, endişeler var. Bir gün yapay zeka bu insanlığı esir hale getirebilir mi? Bir tehdit oluşturabilir mi? Ne diyorsun Melih Hocam? Tabii burada etikle başlayalım. Hakikaten etik, hukuk çok önemli. Yani klasik bir şey, bir teknoloji ne kadar gelişmişse kötüye kullanılma şansı da o kadar yüksek oluyor. Çok tipik bir örnek nükleer enerji. Yani nükleer enerji işte bir kanser hastasının tedavisinde, teşhisinde de kullanabilirsiniz. Ama atom bombası da yapabilirsiniz. Yapay zeka da böyle. Onun için etik konular çok mühim. Biz kitapta hem etik hem hukuk ayrı ayrı ve çok geniş bölümler halinde yer aldı. Maalesef devletimiz burada, kamu sağlık otoritesi biraz geriden geliyor. Israrlı vurgulamalarımıza rağmen dijital sağlık uygulamalarında henüz bir hukuki altyapı oluşmuş değil. Burada genç arkadaşlara konuşurken ben onlara diyorlar ki hocam güvenebilecek miyiz? Diyorum ki güvenmeyin. Bana da güvenmeyin, kendinize de güvenmeyin, yapay zekaya hiç güvenmeyin. Birbirinizi denetleyin. Bu yapay zekayı geliştirenleri de denetleyin. Kendinizi de denetleyin. Ve zaten bütün sonuçlar da şöyle çıkıyor. Doktorla yapay zeka ortak çalışıp karar verdiğinde çok üst düzey, yani %99.9 doğruluğa ulaşıyorsunuz bir anda. Bu tabii güven açısından da böyle. Burada kötü niyetli insanlar olacak. Mesela virüs derdi. Şimdi bu virüslerin artık, Kazım Bey çok ilginç, virüsü alıyorlar. Türk çocuklar, yani bunu yapan, bunu mutfakta yapmanız mümkün neredeyse artık. Biohacking denen şey bu. İçini boşaltıyorlar ve onun içine yeni bir genetik materyal koyuyorlar. Oluyor size virüs, isterseniz bilgisayar, isterseniz ilaç, isterseniz aşı, DNA aşıları öyle gelecek piyasaya. İsterseniz de silah yapıyorsunuz. Yani biyolojik silah da yapabilirsiniz. Onun için burada hakikaten denetim meselesi çok çok önemli. Elimizde yapay zeka gibi enfes bir teknoloji var. İyi niyetle insanlık yararına, bütün dünya yararına
inanılmaz güzel kullanılabilecek bir teknoloji. Bunu da kendi felaketimiz için de kullanabiliriz. Kendi iyiliğimiz için de vallahi insanların vereceği bir karar. Melih Hocam çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Güzel bilgiler verdiniz. Hem yapay zeka konusunda, sağlıkta yapay zeka, hem aşılarla ilgili çok aydınlandık. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben size teşekkür ederim. Bilimin sesini duyuruyorsunuz. Ben size teşekkür ederim. Sağlıklı, iyi günler dilerim hem izleyicilerimize hem size. Ben de çok teşekkür ederim. Size de sağlıklar, mutluluklar diliyorum. Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum diyorum. Hoşça kalın. Evet, burada da bitirelim o zaman. Şöyle gelelim. Çok güzel sorular sordunuz.